Bir bakar mısın? Ödev için ne zaman çalışırız? Bilmem, bir ara görüntülü ararsın beni, konuşuruz. Arayamam. Telefonum yok. E bilgisayardan ara. Tablet? Yok. Hiçbiri mi yok? Evet, hiçbiri yok. İyi o zaman, çok istiyorsan bize gel, biz de yaparız. Ben niye size geliyormuşum ya? Burada yapalım işte, şuraya oturalım olmaz mı? Kafeye gidelim bari. Ne oldu? Kafede mi olmaz? Aha, doğru ya. Orada abim var değil mi? Bizi görürse kızar mı? Yok, kızmaz. Medenidir benim abim. Yani ben sana diyorum bak, çok güzel. Ben bu işi anlıyorum. Hadi o zaman. Aşkım. Ne iş var bunun senin yanında? Ya şu ödev meselesi var ya, onu halledelim dedi. Ay. Şu an senin için çok üzülüyorum. Ne yapalım? İdare edeceksin artık biraz. Harika, yapma şunu ya. Önemli değil Melisa. Umurumda değil, dikkate almıyorum onu. Gerçekten. Acaba bir de şey mi desem? Neydi? Kötü söz sahibinindir. Hani böyle daha klişe olur. Hı? Bayıksın ya çünkü. Ben son derece normalim biliyor musun? Abartılı haller senin tarzın. Ben kafeye gidiyorum. Bu bana laf mı soktu? Öyle oldu galiba. Şey, o zaman ben şu ödev işini halledeyim. Sonra yanınıza gelirim, olur mu? Tamam aşkım. Bol sabır. Harika. Afiyet olsun. Abi, öğretmen Doruk'la ikimize ödev verdi. Mecbur hazırlamak zorundayım. Çalışacağız burada. Tamam abicim, ama sana bir rahatsızlık verirse söyle, olur mu? Tamam abi. Hadi kolay gelsin abicim. Sağ ol. Evet şanslı kız. Bir mucizeyle Doruk Atakul'u yakından tanıma şansına eriştin. Ya sorma. Bende de bir heyecan, bir heyecan. Evet. Hayattaki amacın ne? Yok bir amacım. Nasıl yok? Ben ne istiyorsam sahibim zaten. Lise bitince bizimkiler üniversite için yurt dışına gönderir. Dönünce de şirkette yerim hazır. Böyle yani. Sıkıcıymış. Sıkıcı mı? Parayla saadet olmaz falan klişelerine girmeyeceksin değil mi? Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı, hatta birazcık da acıklı. Anladım. Ama ben bunu bir şans olarak görüyorum. Bence bakış açımız farklı. Yani bilemedim. Neyse, sence nasıl birisin? Yani sevdiğin, sevmediğin özellikleri neler? Zeki ve pratiğim. Yakışıklıyım da tabii, bu net. Ondan sonra doğuştan baskın bir karakterim var. Yani lider ruhluyum. Öyle yani. Sevmediğin özelliği? Yok. Var mı? Yani neyi mi itici buluyorsun? Sen söyle. İyi bir değilsin. Evet, bu doğru. Ama
İyilik salakça bir şey bence. O yüzden sürekli kaybediyorlar. Hayatında en değer verdiğin şey ya da öyle bir şey var mı? Var. Var tabii. Melisa. Kardeşim. Senin? Kardeşlerim. Bir dakika, nasıl yani? Şu an ikimizin ortak bir noktası mı var ya? İnanamıyorum gerçekten. Ne konuşuyor bunlar hala? Git bir görün. Ya tabii. Kıskanmışım gibi olur. Saçmalama. Yalnız burada bekleyince de aynı efekt. Senin dersin yok mu Talya'cığım? Kızım ben seni düşünüyorum. Böyle görmesinler. Kıskanıyorsun ama Asiye anlamasın bari. İcabına sonra bakarız diyorsun yani. Evet. İyi tamam. Hadi gel. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramak.